Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta devlet ve hükümet başkanlarıyla diplomasi trafiğine devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda Ürdün Kralı 2. Abdullah, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşat Muhammed El Alimi, Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Eduardo Falla, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibashvili, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail Başbakanı Yair Lapid ve Japonya Başbakanı Kishida Fumio ile Türk evinde bir araya geldi. Erdoğan Türk evinde ABD'li senatörler Lindsey Graham ve Chris Kunz'la ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i de kabul etti. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk evinde FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu da kabul etti. Infantino, Erdoğan'a üzerinde isminin yazılı olduğu FIFA 2022 Dünya Kupası resmi topunu hediye etti. Infantino, bu toptan sadece bir tane üretildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başka yok yani diyerek yazıyı kameralara gösterdi. In the whole world, only one ball left. We have to No other. Only this. Katar Dünya Kupası'nın resmi topu.